İtalya hükümeti koronavirüs tehdidine karşılık olarak 25 milyar euro büyüklüğünde ekonomik destek paketini onayladı. Başbakan Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs nedeniyle riskli haftalara girdiklerini ve krizde henüz zirve noktasını görmediklerini söyledi. Japonya Merkez Bankası Başkanı Horikido Kuroda da eksi %10 faizin bir sınırı teşkil etmediğini, bunun daha da düşebileceğini söyledi. Böylece piyasalara daha fazla likidite vererek piyasadaki stresi ve satışları azaltmayı planlamaktadır. Almanya hükümeti şirketlerin finansmana erişiminde sıkıntı yaşanmaması için devlet destekli 550 milyar euro kredi vereceğini belirtti. Güney Kore Merkez Bankası gösterge faizi 50 baz puan indirerek 0,75 ile tarihe düşük seviyesini çekti ve ülke daha önce yapmadığı kadar gevşek bir para politikasını tercih eden ülkeler arasına girdi. Rusya ise ekonomiyi koronavirüs salgının etkinden korumak için 4,1 milyar dolar büyüklüğünde bir fon kuracağını, ayrıca turizm şirketleri ve havayolu şirketlerine vergi indirimine getireceğini ve şirketlere düşük maliyette kredi vereceklerini belirtti. İsveç Merkez Bankası ise varlık alımlarını arttıracağını, bu kapsamda 300 milyar SİK'e kadar menkul kıymet satın almayı planladığını bildirdi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, virüsün küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını söyledi. 4 Mart 2020 tarihinde direktörü Kristalina Georgieva, yönetme tarafından IMF düşük gelirli ve gelişmekte olan pazarlar için 50 milyar dolar kadar miktar olabilecek şekilde hızlı harcanmak, acil finansmana dahil olmak üzere farklı borç verme imkanları ile savunmasız ülkeleri desteklemeye hazır olduklarını söyledi. Bunun için hızlı kredi tesisi aracılığıyla en yoksul üyeler için 0 faizle 10 milyar dolar kullanılabilir. FED, geçen hafta olağanüstü toplantıya faizleri 0-0,25 aralığına çekmiş, 500 milyar dolarlık hazine tahvili, 200 milyar dolarlık da ipotek destekli menkul kime satın alarak zor durumdaki piyasanın likidite ihtiyacını karşılayacağını açıklamıştı. FED ayrıca küresel piyasaların nakit dolar ihtiyacını karşılamak için Kanada, İngiltere, Japonya ve Avrupa Merkez Bankaları ile ortak hareket etme kararı almıştı. Küresel ekonomideki paniği henüz gidermeyen FED, bir önemli adım daha atarak şimdi de doğrudan şirket tahvilleri satın almaya hazırlanıyor. Banka, korona nedeniyle ortaya çıkabilecek iflas dalgasının önüne geçmeyi amaçlıyor. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo yerli faizler oranını 10,75'ten 9,75'e indirmeye karar vermiştir. Zorunlu karşılıklar uygulamasında reel kredi büyüme koşulunu sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 500 bas puan indirilecektir. Alınan bu kararla reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara yaklaşık 5,1 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsi likidite verilmesi beklenmektedir. Söz konusu değişiklik, tesisi 20 Mart 2020 tarihinde başlayacak olan 6 Mart 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır. Fransa, Japonya ve Kore okul kapanışları sırasında çocuklara bakmak üzere evde kalmak üzere alınan izinleri firmaları ve bireyleri sübvansiyon sağlıyor. Fransa, virüsten doğrudan etkilenen ve kendi kendine karantina alması gereken kişilere hastalık izni sunuyor. Hükümetin bütçe planlarının yeniden düzenlemesi ve ekonomiye destek için milyarlarca euro harcayabileceğini duyurması ile birlikte Maliye Bakanı Bruno Le Maire, devletin ülkenin en büyük şirketlerini korumak için kamulaştırmada dahil elinde ne araç varsa kullanarak müdahale edebileceğini belirtti. Böyle bir hareket, 2017 yılında devletin ekonomideki rolünü azaltma vaadi ile iktidara gelen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomik felsefesiyle ters düşecek. Şu anda ekonomiye yönelik en etkili mali destek önlemleri, hastalığın yayılmasını önleyecek veya sınırlayacak ve en çok etkilenen insanları ve firmaları koruyacaktır. Ülkelerin otomatik dengeleyiciler olarak adlandırılan vergilerin düşmesi, işsizlikteki artış, gelirleri ve kârları azalacağı için diğer faydaları da devreye girecektir.